Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok kolay, şık bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle bebe yünü ip kullanacağım. Dilediğiniz markayı tercih edebilirsiniz. Tığ olarak da şu şekilde 3 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlayacağız. Şöyle bir kilit zinciri çektim. Sonrasında çok sıkı olmamak şartıyla zincirlerimi çekiyorum. Bakın bu şekilde yapacağımız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabiliriz. Ben burada kısa bir anlatım yapacağım. 3 model üzerinden anlatacağım arkadaşlar. Modelimiz 6 katları üzerine kuruluyor. Artı 1 ilmek olarak hesaplayabilirsiniz. Evet, bu kadar zincir yeterli benim için. Bakın şöyle hemen bir zincir atladım. İkinci zincirimin içinden geçtim. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanındaki zincirden tığımı geçirdim. Tekrar bir sık iğne yaptım. Bir yanındaki zincirden tığımı geçiriyorum. Ve sık iğne. İlk sıramızı bu şekilde sık iğnelerle oluşturacağız arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Dediğim gibi buradaki sayımızda 6 katları artı 1 olarak hesaplayabiliriz. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Toplamda 19 tane sık iğne çalıştım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. Hemen şu en son yaptığım sık iğneden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne çalıştım. Burada 1-2 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi alıyorum. Bakın şu hemen yandaki sık iğne boşluğundan tığımı geçirdim. Ve şu şekilde ilmeğimi bir miktar uzatıyorum. Yaklaşık olarak bir trabzan boyu. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bir yanındaki sık iğneden tığımı geçirdim. Yine ilmeğimi aldım. Kapatmıyorum. 2 oldu. Bir yanındakinden 3. Tığımı ipimi aldım. Bir yanındaki sık iğneden 4 ve tekrar tığımı ipimi aldım. Bir yanındaki sık iğneden bu şekilde 5 tane ilmeklerimi. Şimdi tığımı ipimi alıyorum. Hepsinin içinden, bakın baştaki zincirimin de içinden geçtim. Üzerine 1-2 tane zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Hemen yandaki sık iğnenin içinden tığımı geçirdim. Ve buraya bir sık iğne çalıştım. Bakın şu şekilde modelimiz oluşacak. 1-2 zincir çekiyorum. Tığımı ipimi alıp yine modelimi kuracağım arkadaşlar. İlmeğimi bir miktar uzattım. 1-2-3 tekrar tığımı ipimi alıyorum. 4. Tekrar tığımı ipimi alıyorum. 5. Yine bakın 5 tane ilmeğimi uzattım. Tığımı topladım. İlmek boylarımın aynı olmasına özen gösteriyorum arkadaşlar. Hemen ipimi aldım. Bakın zincirim de dahil olmak üzere bütün ilmeklerimin içinden geçtim. Üzerine 1-2 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki sık iğneden tığımı geçirip sık iğne ile buraya sabitledim yine. Bakın bu şekilde ilk sıramız sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyecek. 2 zincir çekiyorum ve devam ediyorum. 1-2-3-4 ve 5. Tamamın içinden geçtim. 1-2 tane zincir çektim. Ve bakın şurada sonda bir tane sık iğnem kalıyor. Onun da içinden tığımı geçirdim. Sık iğne ile kapattım. Ve sıramı bu şekilde oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Bakın şu en son yaptığımız sık iğnenin
arkada kalan kanadından tığımı geçiriyorum. Bir sık iğne. Devam ediyorum. Bakın bir yanındaki zincirimden. Arka kanadından tığımı geçiriyorum arkadaşlar. Sık iğne. Hemen yanındaki ilmekten. Hiç ilmek atlamadan bu şekilde sıramızın sonuna kadar arka yarım kanadından tığımı geçiriyorum. Sık iğne çalışarak ilerliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle hiç atlamıyorum. Arada çektiğim zincirler. Sık iğneye geldiğim zaman yine arka kanadından tığımı geçirdim. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyeceğiz. Ben şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıramı tamamladım. Toplamda başladığım ilmek sayısı yine sık iğne sayımda 19 oluyor. Hiç atlamadan yaparsak bu şekilde 19 olacaktır yine. Şimdi burada bir üst sıraya geçerken 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Burada modellerimizi ortaya kaydırarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Başta ve sonda yarım model çalışacağız. Tığıma ipimi aldım. Hemen ilk sık iğne boşluğumdan tığımı geçirdim. İpimi uzattım. Yine buraya model çalışıyorum ama yarım model olacak. Bir yanındaki sık iğneden 2 ve hemen bir yanındaki sık iğneden 3 tane ilmek uzattım. Hepsinin içinden geçtim. 1, 2 zincir çektim ve hemen yandaki sık iğnenin içinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne çalıştım. Yine 1, 2 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. Buradan bütün modelimi çalışacağım arkadaşlar yine. Aynı alt sırada olduğu gibi 5 tane ilmek uzatıyorum. 3, 4 ve 5. Bakın 5 ilmeğimi uzattım. Hepsinin içinden geçtim ve 1, 2 zincir. Hemen yana geçtim. Sık iğne ile kapattım. 2 zincirimi çektim ve tekrardan buraya modelimi kuruyorum. Bakın modelimizi ortalara kaydırdık. Şimdi sıramın sonuna yine yarım model çalışacağım. 2 zincirimi çektim. Tığıma ipimi aldım. 1, 2 ve son sık iğnemden de bir ilmek aldım. 3 ilmeğim olmuş oldu. Hepsinin içinden geçtim ve bir zincirle kapatıyorum. Bir zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Bakın şu şekilde başta ve sonda yarım model çalıştık arkadaşlar. Çevirdim modelimi, sık iğne sıramdayım. Bakın burada şu en son birleştirdiğimiz yeri atlıyorum. Hemen yandaki zincirden sık iğne. Devam ediyorum. Yine arka yarım kanadından şu şekilde giriyorum arkadaşlar. Sık iğne. Yine alttaki gibi sık iğne sıramda sıra sonuna kadar hiç zincir atlamadan sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Dediğim gibi dilerseniz sayarak ilmek sayınızı koruyabilirsiniz. Ama hiç atlamadan yaptığınız zaman sık iğne sayımız da zaten aynı olacaktır. Ben şimdi hemen bu kısmı da sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sık iğnelerimi yine tamamladım. Toplamda 19 sık iğne yaptım. Şimdi burada bir zincir çekip modelimi çeviriyorum. Hemen en baştan bir sık iğne üzerine 2 zincir tığıma ipimi alıp yine ilk sıradaki yaptığım işlemin aynısı arkadaşlar. Bundan sonra farklı bir işlemim yok. Bir sırada bu şekilde modellerimi kuracağım. Bakın 5 tane ilmeğimi alıyorum. 2 zincir ve sık iğne ile yana tutturuyorum. 2 zincir çekip devam ediyorum modelimi kurmaya. Dediğim gibi bir sırada bu şekilde bütün model, bir üst sırada yarım modelle başlayıp dönüş sıralarımda sık iğne yapıyorum. Modelim bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi ben sizlerle hemen modelin daha ilerlemiş halini paylaşacağım.
Evet arkadaşlar, bakın benim daha öncesinde çalıştığım model bu şekilde oldu. Gerçekten çok şık bir model. Şöyle başlangıçta da sık iğne, bitişte de sık iğne ile tamamlıyoruz. Kenarlarına yine aynı şekilde modelimizi çalışarak kenar çalışabilirsiniz. Hemen şöyle arkasını da paylaşmak istiyorum. Arkası da bu şekilde görünecek. Gerçekten çok şık ve çok kolay bir model. Çok güzel bebek battaniyesi yapılabilir bu modelde. Yatak örtüsü kırlent olarak yapabilirsiniz. Atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Şal olarak çok şık olur arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ve çok şık bir model. Bakın şöyle de göstermek istiyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.